Hoş geldin arkadaşım. Düşünceyi geliştirme yollarıyla devam ediyorum. Şimdi düşünceyi geliştirme yolları. Bir önceki videoda anlatım biçimlerinden bahsettim. Diyelim ki sen bir açıklayıcı anlatım biçimini benimseyip, açıklayıcı anlatımı kullandığın bir parçada o düşünceni geliştirmek adına, kanıtlamak adına tanımlamalardan, örneklendirmelerden, sayısal verilerden yararlanabilirsin. Yani orada bahsettiğin her neyse o düşünce, onu geliştirmek için, onu karşı tarafa daha iyi aktarabilmek için bazı yollara başvurursun. İşte bugün onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilki tanımlama. Hatırlarsan cümlede anlamda bundan bahsetmiştim. Bu nedir sorusunun yanıtı olacak tanımlama. Ve burada tanım yaparken bir şeyin özelliği onun tanımı değil de bunu da söyleyeyim. Yani bir özelliğini söylemek, ne işe yaradığını söylemek onun tanımını yapmak değildi. Burada da ilk cümleye bakarsan sosyoloji toplum bilimini ve insanların sosyal hayattaki etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji nedir? İnceleyen bir bilim dalıdır. İşte tanımlamaya burada ulaşabiliyorum. Peki, bir diğeri örneklendirme. Şimdi burada bir düşüncenin daha anlaşılır kılınması için bazı şeylerden yararlanırsın, örneklerden yararlanırsın. Mesela diyor ki, sosyoloji alanında geçmişten günümüze farklı onlarca eser ortaya çıkarılmıştır. Sosyoloji üzerine yazılmış bu eserlerden günümüzde en çok dikkat çekenler ise hani bir sürü eser yazıldığını örnek veriyor ve dikkat çekenlere de örnek. Çağdaş sosyoloji kuramları, tüketim toplumu gibi eserlerdir. İşte burada örnek verdiğin, zaten inan bana örnek verdiğinde bunu çok bariz bir şekilde görürsün. Bir diğeri tanık gösterme. Şimdi örneklemeyle tanık göstermeyi öğrenci bazen karıştırıyor. Yani mesela bir düşüncemi söylediğimde, burada Mustafa Kemal Atatürk de benim gibi düşünmüştür dediğimde bu bir tanık gösterme olmuyor. Ya da Mustafa Kemal'i örnek vermiş olmuyorsun. Bu ifade aslında eksik bir ifade oluyor. Bunu hani tanık gösterme deyince bir kişi adı arıyor ya öğrenci. Tamam, kişi adını buldun ama sadece kişi adı yetmiyor. Bir de onun o konuyla ilgili bir sözüne yer verdiğinde sen tanık göstermiş oluyorsun. O yüzden tanık göstermede arayacağın şey, evet, bir kişinin ismi ve onun mutlaka o konuyla ilgili bir sözü olmalı. Peki bakalım nasıl? Peyami Safa'nın özellikle genç kalemler ile sistemleşen sadeleşme hareketine cephe aldığını görüyoruz. Lisan için fikrin feda edilemeyeceği kanaatinde olan Safa, dili sadeleştirmek için basit fikirlerin sınırlı lügati içinde bocalamaya gericilik olarak, kendi ifadesiyle söyleyelim, tereddi olarak nitelendirir ve bu yüzden genç kalemlerin önemli isimlerinden Ömer Seyfettin'in eserlerinde muğlak bir ruh tahliline rastlayamadığımız gibi sadelik fikri onda basitliğe dönüşmüştür ifadesiyle tenkit eder. Bakın, bunu açıklamak için, bunu kanıtlamak için Peyami Safa'nın bir cümlesini söylemiştir. Peyami Safa'yı örnek göstermiştir. Yani söylemiştir ve Peyami Safa'nın da bir cümlesini burada göstererek, belirterek tanık göstermeden yararlanmış oldu. Yani benim için önemli olan burada Peyami Safa'yı ve ona ait bir sözü görmek, tanık gösterme demek için yeterli olacak arkadaşım. Peki, karşılaştırma neydi? Bir önceki videomda ya da bundan önceki cümlede anlam videolarımda da hep sıklıkla bahsettim. En az iki kavramın benzer ve farklı noktalarını belirten cümle. Ama yine söylüyorum, ÖSYM her zaman parçada bu ikisini vermek zorunda değil. Birini verip diğerini en daha çok gibi ifadelerle de sezdirebilir, söyleyebilir. Bunu da karşılaştırma olarak almalısın. Bakalım, sosyoloji ve psikoloji gibi sözel olan konuların araştırmalarında daha çok nitel araştırma. Bak, daha çok nitel araştırma yöntemi. Demek ki diğer yöntemin de kullandığını düşünüyorum, görüyorum. Ama daha çok kullanılan nitel araştırma yöntemi. Yani aslında kullanılan yöntemler arasında hangisinin daha az, hangisinin daha çok kullanıldığına dair bir karşılaştırma söz konusu. O yüzden burada karşılaştırma vardır diyeceğim. Bir diğeri sayısal verilerden yararlanma. Genelde seçenek elenirken, hani ben öğrenciye şey derim, seçenekli sayısal veriyi görüyorsan mutlaka hani parçada zaten böyle ilk ona bak, o hemen kendini gösterir. Verilen düşüncenin kanıtlanabilmesi için çeşitli istatistiksel ifadelerden yararlanılır. Mesela hafta içi televizyon izleme süreniz ne kadardır sorusuna cevap verenlerin %27,3'ünün hafta içi 2-3 saat televizyon izlediği saptanmıştır. Bakın, %16,4'ü 3-4 saat, %20,1'inin 3-4 saat. İşte bu ifadeler beni direkt sayısal verilerden yararlandığına götürecek işarettir. Sayısal veri de parçada bu şekilde bulunur.
Benzetme neydi? Yine bunu daha önce gösterdim. Bir kavramın ya da varlığın başka bir kavram ya da varlığa benzetilmesi, onun özelliklerine atfedilmesi. Burada parçayı okuyup da şu son ifadeye baktığında, böylece şiirle öykü arasında bir ilişki daha kurulmuş, şiir gibi tekrar tekrar zevkle okunan öyküler elde edilmiş olur. Şiir gibi, yani öykülerin zevkle okunması şiirlerin zevkle okunmasına benzetilmiş. O yüzden bu parçada da benzetmeden yararlanılmıştır diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O yüzden burada da benzetme vardır arkadaşım. Peki, şimdi birkaç soru çözeceğim ama önce istersen bütün konularımı bitireyim o iki soruyu sonra. Bir diğeri yinelemelere yer verme. Yinelemek, bak, yenilemek değil, yinelemek. Yine, hani bu işi yine yaptın derken tekrar yaptın anlamına gelmiyor mu? İşte yinelemek de tekrarlamak. Ve burada bunu biz genelde anlatımı güçlendirmek için kullanırız. Mesela kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Şimdi bakıyorum, kaldırımlar, 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 kaldırımlar. Yinelemeye yinelemeye yer verilmiş mi? Evet, işte böyle, bu tarz ifadeleri de biz yineleme diyoruz. Son olarak özellikle son yıllarda seçeneklerde gördüğümüz, daha çok TYT'de çıkıyor karşımıza ama ÖSYM, KPSS de buna yer veriyor arkadaşım. Sayıp dökmeye yer vermek. Aslında herhangi bir işin türlü durumlarını ard arda sıralamak. Bunun en güzel örneklerinden biri şöyle. Hani beni ne doktorlar, mühendisler, avukatlar istemedi ki gibi. İşte buradaki doktorlar, mühendisler, avukatlar ifadesi sayıp dökmeye yer vermenin bir örneği. Bir diğerini de metinde nasıl gelir? Tabii ki böyle gelmeyecek. Metinde nasıl gelir? Gel bir de ona bakalım. Doğa kışın derin uykusuna dalmadan önce renk paletini yeşilden sarıya, turuncudan kahverengiye, her rengin her tonuyla donatıyor, en renkli halini alıyor. Oğuz Büktel İstanbul'dan Sinop'taki İnceburun deniz fenerine karavanıyla yaklaşık 700 kilometre yol kat etti. Ormanlar, kanyonlar, vadiler ve şelalelerde sonbahar renklerinin peşine düştü. İşte buradaki ormanlar, son cümle, ormanlar, kanyonlar, vadiler ve şelaleler derken burada sayıp dökme vardır diyebilirim arkadaşım. Peki hemen örneklerime bir bakayım, daha iyi anlaşılacak. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Ne dedim? Söylenemezi gördüğüm anda önce seçenek. Sayısal veri, ilk bakman gerekenlerden biri bu olabilir, hemen elenir yok varsa. Karşılaştırma, niteleyici ifade, bir yargı gerekçesiyle beraber. Yani bunu yaptım çünkü böyleydi, bunu böyle yaptığım için bu böyleydi gibi bir ifade. Bir yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir dedik ve benzetmeden yararlanılmıştır. Bir bakalım neymiş? Diyor ki, 120 bin kuş gözlemcisinin Türkiye dahil 48 ülkede 10 yıl boyunca yaptıkları gözlemlere dayalı ikinci Avrupa üreyen kuş atlası hem iyi hem de kötü haberler veriyor. Şimdi bak, bir iyi haber, kötü haber. Burada niteleyici ifadeler yok mu arkadaşım? Var. Niteleyici gitti. Ben bunu şöyle bir sileyim de deminki gibi. Niteleyici ifade gitti. Sonra 960 sayfalık vatandaş bilimi projesine göre Avrupa'da yaklaşık 596 kuş türü ürüyor. Son 30 yılda bu türlerin %35'i. Artık sayısal veriyi bence elemenin vakti geldi. Sayısal veriyi de eledim, gitti. Üreme alanı artarken %25'ininki ise daraldı. Neye göre daraldı? O 35'in alanı artarken, yani eski alanla yeni alanı kıyaslamış. Burada bir karşılaştırma var. Ayrıca bakıyorum hemen burada, en çok tür kaybına uğrayan derken. Demek ki tür kaybına uğrayanlar arasında kıyaslama yapılmış ve en çok tür kaybına derken buradaki en yine karşılaştırma ifadesi bildirmiş, gitti. Devam ediyorum. Bunun başlıca sebepleri ise iklim değişikliği ve yoğun tarımsal faaliyetler. Diyor ki, ornitoloji enstitüsünden Sergi Herando,
Akdeniz'deki tarım arazileri ve çayırların en çok tür kaybına uğrayan alanlar olduğunu belirtiyor. Bunun başlıca sebepleri. Ha yani bu en çok tür kaybına uğramanın sebepleri, yani gerekçesi verilmiş mi? Neden böyle oluyor? Bundan dolayı diyerek gerekçesini de bildiriyor. O yüzden bir yargı gerekçesiyle birlikte verilmiş. Ama benzetmeye baktığımda burada bir şeyin başka bir şeye benzetilmesi söz konusu değil arkadaşım. Bu nedenle cevabım E seçeneği olacak. Bir diğer soruya bakalım. Ne diyor? Yine hangisi söylenemez? Önce seçeneklere bakıyorum. Karşılaştırma, devrik cümle. Devrik cümleyi ileride dil bilgisinde cümle türlerinde anlatacağım ama devrik cümle demek arkadaşım yüklemi sonda olmayan. Bak yüklemi var ama sonda değil. Başta ya da ortada olacak. Sayıp dökme, öyküleyici anlatım, benzetme. Bakalım. Kitap bir limandı benim için. Hemen bakıyorum limandı derken aslında burada kitabı bir limana benzetmemiş mi? Evet, bak çok güzel bir benzetme buldum. Aynı zamanda kitap benim için bir limandı. Cümlenin kurallı olması bu şekilde. Yani yüklem, dikkat et, sonda değil. Burada değil mi? Bir limandı nedir? Yüklem ama sonda olmadığı için o zaman devrik cümleye de yer verilmiş. Peki, kitap benim has bahçemdi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı. Bir kanat darbesiyle Olemp, bir kanat darbesiyle Himalaya. Dikkat et, bir durumun çeşitli şeyleri söylenmiş. Sayıp dökmeyi kabul edebilir miyiz? Evet. O yüzden şu ifadeden sayıp dökmeyi de kabul ettim. Bu da gitti. Ayrı bir dil konuşuyordum çağdaşlarımla. Gurbetteydim. Benim vatanım Don Kişot'un İspanya'sıydı. Emma Bovary'nin yaşadığı şehir. Sonra Balzac çıktı karşıma. Balzac'ta bütün asrı yaşadım. Zaman zaman Vautrin oldum, Rastignac oldum. 4000 kahramanda 4000 kere yaşamak. Şimdi neyi bulamadık biz? Karşılaştırma ve öyküleyici anlatım. Bir kere ha bu arada daha çok sevdim derken eski sevmeli yani diğer sevdikleriyle bunu kıyaslamış ve sonunda daha çok sevdiği kanısına varmış. O yüzden karşılaştırma da var. Ama parçanın geneline baktığında bir olay, bir devinim yok aslında, öyle değil mi? Bir şeyin kendisi için ne ifade ettiğini anlatmış aslında. O yüzden burada öyküleyici anlatım ağır basmıştır diyemem. Çünkü bir olay, bir hareket yoktur arkadaşım. Bu nedenle cevabım D seçeneği olacak. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. Özellikle anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları sınavda dediğim gibi bir ya da iki soru şeklinde gelecek ve sorular bu şekilde gelecek arkadaşım. Hangisi söylenemez gibi. Yine söylüyorum, bir özetlemem gerekirse bu tarz sorularda zaman kazanmanın ve kafan dağılmadan, yanlış yola sapmadan yapabilmenin en doğru yolu önce seçenekleri oku, kafanda onları belirle. Ha, ben şunları arıyorum diye ve her gördükçe üstünü çiz. İnan bana çok doğru ve çok kolay bir şekilde çözmüş olacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşım. Esen kal, şen kal, hoşça kal.